Selamünaleyküm dostlar, hoş geldiniz. Ülkemizden ve dünyadan olabildiğince çok sayıda yeni gelişmeyle karşınızdayız. Öncelikle Hindistan'dan skandal bir haberle başlayalım. Hindistan'da Hükümet Partisi BJP, kendi liderlerinin de katıldığı bir toplantıda Hindu rahipler şu açıklamalarda bulunuyor. Müslümanlara gereken yapılmalı açıklamasında bulunuldu. Myanmar'daki gibi polis, asker, siyasetçiler ve tüm Hindular silahlarını alıp Müslümanlara karşı harekete geçmeli. Hazırlanın açıklamasında bulunuldu. Bununla ilgili Hindistan medyasındaki Müslümanlar tarafından haber servis ediliyor. Bir başka sözde üst düzey Hindu rahip de şu açıklamayı bulunuyor. İsminin Mahsabr olduğu ifade edilmiş. Müslüman nüfusunu azaltmak için onları etkisiz hale getirip hapse gitmeye hazırız. Eğer 2 milyon Müslümanı etkisiz hale getirirsek o zaman zafer kazanırız. Ellerimiz pençedir. Gerekirse ellerimizle parçalayacağız şeklinde skandal açıklamalar Hindistan medyasında geniş yer buluyor. İnsanların bu anları alkışlarla izlediği de ifade edilmiş. Maalesef Hindistan'da yaklaşık 200-300 milyon civarında Müslüman yaşadığı belirtilse de Hindular Müslümanlara yönelik baskılarını arttırmış durumda. Diğer haberlerimize bakalım. Mısır Silahlı Kuvvetleri'nin İngiliz firması tarafından geliştirilen Commander SL uzun menzilli hava savunma radarını tedarik edeceği de duyuruldu. ABD Başkanı Joe Biden, Libya'nın bağımsızlık gününü kutlayan mesaj paylaşıyor. Bununla ilgili haber servis edilmiş. Rusya'nın Güney Askeri Bölgesi'nde Su-27 jetleri tatbikat için Kırım'a konuşlanmış durumda. İşgal altındaki Kırım Havalimanı'na bunların konuşlandığı belirtiliyor. Japon gemi inşa şirketi Kosongo'yu dünyanın ilk elektrikli tankeri olan Aşağı'yı denize indirdiğini duyurdu. Mısır Dışişleri Bakanı Sami Şükrü, Türkiye'nin iki devletli çözüm planına karşı Güney Kıbrıs'ı destekliyoruz açıklamasında bulundu. Kendisi Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı ile görüştü, bunu da hatırlatalım. Diğer haberlerimiz, Bosna Hersek Silahlı Kuvvetleri'ne Amerika Birleşik Devletleri tarafından askeri hibe kapsamında 4 adet HUE-2 tipi helikopterin teslim edildiği de duyuruluyor. Diğer haberimiz, Libya'da 24 Aralık'ta yani bugün yapılan seçimlerin 24 Ocağı ertelenmesiyle ilgili 24 Aralık 2021 tarihinde Libya'da seçimlerin ertelenmesi hakkında duyuru Dışişleri Bakanlığımız tarafından servis ediliyor. Oldukça uzun, dolayısıyla hızlı okuyalım. Libya'da seçimleri geçiş sürecinde önemli bir dönüm noktası olarak görüyor ve destekliyoruz. Libya'nın birlik ve bütünlüğünün sağlanması bakımından seçimlerin adil, muteber ve bağımsız biçimde yapılması, seçim sonuçlarının Libya'daki tüm kesimler tarafından tanınması ve seçilecek yönetimin ülkenin tamamında yetkilerini kullanabilmesi önem arz ediyor. Libya'da ateşkesin ve sükunetin tesisiyle siyasi sürecin ilerletilmesinde kritik rol oynayan Türkiye, seçimlerin Libya siyasi anlaşması uyarınca ilgili tüm kurumların mutabakatıyla mümkün olan en geniş uzlaşıyla belirlenmiş sağlıklı bir yasal zemin temelinde yapılması savunuyor. Gelinen aşamada sahada sükunetin korunması ve seçimlerle ilgili tüm konuların hukuki bir çerçevede ortak bir uzlaşı temelinde Libyalılar tarafından kararlaştırılması önem arz ediyor. Seçimler sonrasında yeni bir hükümet kurulana kadar kardeş Libya halkının esenliği için ülkede meşruiyet ve yönetim boşluğuna yol açılmamalıdır. Bu doğrultuda Libyalı tüm kesimlerin sorumluluk bilinci ve sağduyu içerisinde hareket etmesini bekliyoruz. Libya ile köklü tarihi ve komşuluk bağlarına sahip olan Türkiye, bu önemli süreçte dost ve kardeş Libya'ya ve herhangi bir ayrım gözetmeksizin tüm Libya halkına desteğini sürdürecektir. Birleşmiş Milletler kolaylaştırıcılığında, Libyalıların öncülüğünde ve sahipliğinde yürütülen tüm siyasi barışa katkı sağlamaya devam edeceğiz açıklaması yapıldı. Özbekistan'a gidiyoruz. Özbekistan'da yaklaşık 20 bin sahte doların yakıldığı duyuruldu. Namangan şehri zorunlu icra bürosu departmanı çalışanları tarafından sahte yabancı banknotların yakıldığı ifade ediliyor.
Afganistan'a gidiyoruz. Afganistan'da Taliban rejiminin doktorların yanlarında erkek olmayan kadınların kabul edilmesini yasakladığı ifade ediliyor. Kadın akrabalar eşliğinde hastaneye gelen kadınların tıbbi yardımı bundan sonra yapılamayacak. İlla yanlarında erkek bulunmasının zorunlu olduğu da ifade edilmiş. Türkmenistan'a gidiyoruz. Türkmenistan'da Serdar Berdimuhamedov babası adına Türkmenistan pazarındaki fiyatları kontrol etti. Türkmenistan Chronicles of Turkmenistan basın yayın kuruluşunun bildirdiğine göre Türkmenistan ekonomi işlerinden sorumlu başkan yardımcısı yani devlet başkanı Kurbankulu Berdimuhamedov'un oğlu Serdar Berdimuhamedov yerel pazardaki fiyatları ve ürün çeşitlerini kontrol etmek için pazarlara gitmiş durumda. Kendisi burada denetimlerde bulundu. Burada şunu söyleyelim. Yaptığı ziyarette kilogram başına 35 manattan 10 dolardan halkın etleri sattığı ifade edilmiş. Ancak bu ürünün gerçek fiyatı en az 60 yani 17 dolara denk geliyor. Dolayısıyla kurban kulu bazı ürünleri zararına satmayı zorluyor cümlesi kullanılmış. Diğer haberlerimizi aktaralım. Amerika Birleşik Devletleri Devlet Başkanı Joe Biden, Çin'in zorla çalıştırma yoluyla üretim yaptığına dair bilinen sebeplerden dolayısıyla Doğu Türkistan'da üretilen ürünlerin Amerika Birleşik Devletleri'ne ithalatını yasaklayan yasayı da onayladığını duyuruyor. Diğer haberimizi aktaralım. Diğer haberimiz Kuveyt Ordusu Genelkurmay Başkanlığı tarafından bir olaya ilişkin yalanlama açıklaması yapıldı. Bununla ilgili detayları aktaralım. Açıklamayı aynen okuyorum. Kuveyt Genelkurmay Başkanlığı, Malezya Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin Kuveyt Savunma Bakanlığı ile Kuveyt Hava Kuvvetleri'ne ait 33 adet kullanılmış F-18 Hornet savaş uçağını satın almak için yaptığı pazarlıkla ilgili geçtiğimiz günlerde sosyal medyada paylaşılan haberlerin yalanlandığı da resmi olarak duyuruluyor. Yani Kuveyt ikinci el F-18'leri, daha doğrusu F-18'leri Malezya'ya satmayacak. Bunu da duyuralım. Diğer haberimiz Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in 60. doğum gününü kutladı. Aliyev ile dostane ilişkilere değer veriyoruz açıklamasının yapıldığı da ifade edilmiş. Etiyopya'ya gidiyoruz. Japonya, Etiyopya'ya 12.4 milyon dolarlık acil yardım göndereceğini duyurdu. Yardımlar, Birleşmiş Milletler, Dünya Gıda Programı ve Mülteciler Yüksek Komiserliği dahil olmak üzere 4 farklı uluslararası kuruluş vasıtasıyla ulaştırılacak. Gıda ve barınma yardımlarının Etiyopya'nın kuzeyindeki Afar, Amhara ve Tigray bölgelerine yollanacağı ifade ediliyor. Etiyopya'da barış ve istikrarın sağlanması amacıyla Japonya'nın uluslararası toplumla çalışmaya devam edeceği notu da düşünmüş. Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi dün Etiyopya'da gelecek yıl 22 milyon kişinin insani yardıma muhtaç olacağı konusunda uyarıda bulunmuştu. Evet dostlar, haberlerimiz bu kadardı. Hoşça kalın.